hayatından ya. Rahat bıraksana beni artık, yeter. Çıkma artık karşıma, girme hayatıma Ferit. İyi misin sen? Abla, kardeş, o iki gerizekalı sapıkla mı evleneceksiniz? Ya ne evleniriz, evlenmeyiz. Sana ne Ferit? Bu bizim meselemiz. Bu bizi ilgilendiriyor, seni değil. Sana ne bundan ya? Bitti gitti artık. Ferit, ne oldu? Bir şey mi oldu? Korkutma beni. Ben istersem her şeyi yaparım Ferit. Dua et ki istemeyeyim. Ben istersem evlenirim, istemezsem evlenmem. Kime ne ya? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Senin düğün davetiyeni mi bekleyeceğim lan ben burada? Bugün değilse de bir gün Ferit. Evlen benimle. Ne? Benimle evlenir misin? Evet. Yani tabii ki evlenirim. Ferit, sen dalga geçmiyorsun değil mi benimle? Yani şaka falan değil bu yani. Ferit bak lütfen. Ne lütfeni Pelin? Ne uzatıyorsun ya? Sen de annen de bunu istemiyor muydunuz? Derdin ne senin? Yok ben... Tamam, o yüzden söylemedim. Yanlış anladın beni. Ne oldu? Vaz mı geçeceksin? Bir itirazın mı var yoksa? Hayır. Çok mutluyum. Tabii ki evlenirim seninle. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Yani çok mutluyum. Ne yapacağız peki? Sen eğer yani aramızda kalsın, kimseye söylemeyelim falan diyorsan okeyim ben. Yani sen nasıl istersen. Evet. Neredesin la? Söyle. La 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 Ferit, Ferit. Şimdi birazdan atacağım konuma gel. Orada diyeceğim ben diyeceklerimi sana. Diyeceğim, diyeceğim. Atacağım konuma hemen gel, tamam? At. Şerefsiz. Hala nasıl geri, nasıl yüzüne bakıyor anlamayayım ki. Şerefsiz köpek. Kimle konuştun? Bana soru sormayacaksın. Beni asla sorgulamayacaksın da. Okey? Tamam, bir şey demedim ben. Merak ettim sadece. Etme. Merak filan. Sen şimdi kalk. Bize git. O çok sevdiğin yengemle otur. Beni bekle. Ben gelmeden de kimseye bir şey anlatma. Tamam mı? Hadi bakalım. Ferit bak. Şşş, oho, oho. Sus. Sakın. Çok işimiz var vallahi senden. Rifakat Hanım'a geldim. Hoş geldiniz. Biraz beklerseniz sana haber verip geleyim. Sen haberini ver. Beklemeye gerek yok. Açın kapıyı. Tabii efendim.
Aç kapıyı. İtfak hatunum. Pelin Hanım geldi. Tamam Mustafa. Eşlik etmemi ister misiniz? Hayır. Ben ilgilenirim. Sen işine dönebilirsin. Tamam hanım. Neyle ilgileniyor musun? Pelin gelmiş. Aa. Ben de beklemiyordum. Şaşırıyorum bu kıza ya. Bir insanda hiç utanma olmaz. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Abartıyor yani. Ferit yok, bir şey yok. Yerleşmeye karar verdi herhalde. İfak Hanım merhaba. Ben de size gelmiştim. Habersiz. Davet edilmeden. Ne oluyor Pelin? Yani gerçekten abartmıyor musun? Elini kolunu sallaya sallaya kafana göre buraya gelip gidemezsin. Ferit eve gitti. Fakat yengemle birlikte beni bekledi. Ben de bilmiyorum. Yani siz de bir şey soracaksanız eğer birisine, oğlunuza sorabilirsiniz. Sebep? Neymiş? Oğlum seni niye çağırsın ki? Oğlun eğer bilmeni isteseydi git annemin yanında bekle derdi. Gel canım. Kahvemizi de içtik. Yumurtla bakalım olanları. Yani Ferit dediği için geldim işte. Yani bekliyorum. Orasını anladık. Da sen niye bu kadar rahatsın onu anlamadım. Neler oldu? Yani işte dediğim gibi İfaket Hanım. Ferit eve gitti, yengemle birlikte bekle dedi. Ben de bekliyorum. Sen daha benimle ne çeşit bir ilişki içinde olmak zorunda olduğunun farkında değilsin demek ki. Yok. Yani o yüzden değil. Peki. Ferit bana evlenme teklif etti. Ne? Evet yani ben de çok şaşkınım aslında. Yani gerçek mi değil mi hala tam anlayamadım. Yoksa ben zaten size söylerdim. Ama böyle rüyada gibiyim yani. O yüzden biraz gerçeklik algımı yitirdim. Belli oluyor. Yoksa bu kadar sevinmezsin. Ferit, bu teklifi sana olan aşkından, sevgisinden değil, Seyran'a olan öfkesinden yaptı. Dua et de siz evlenene kadar bu öfkeyi diri tutalım. Ferit. Ferit. Oğlum bak emin misin? Yapma. Pelin neredesin? Oğlum sen bu değilsin. Yengemle Solan'a in. Geliyorum hemen. Ay Orhan sen bari çık şimdi Fakat'ın yanına. Niye gelmiş bu kız bir öğren hadi. Hiç sinirlerimi bozamayacağım bir gün. Alıştı artık belli ki girip çıkacak bu eve. Oo, benim canım ailem. Nasılsınız bakayım? Anacığım, ne konuşuyordunuz bakayım? Duyamadım sizi. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Hı? Ne işi var o kızın bu evde? Onun için geldim. Az sabret. Öğreneceksin birazdan. Sabır. Hah, geldiler. Bu müjdeli haberi biz beraberken duyun istedim. Anneciğim, babacığım, ben bugün Pelin'e evlenme teklif ettim. O da sağ olsun kırmadı beni, evet dedi. Yani uzun lafın kısası evleniyoruz işte biz.
Ama tabii Pelin biraz bekleyecek benim boşanmamı. Değil mi Pelo? Beklersin. Bir soru sordum sana Pelo'cum. Cevap versene. Beklerim. Bekler tabii. Beklemez mi o hiç? Tabii ki bekler. Ferit, şakanın sırası değil oğlum. Hadi kızım sen de evine artık. Hiç iyi değilim ben. Ben artık bu kadar saçmalığa kaldıramıyorum. Ne oldu ya? Niye bu kadar şaşırdınız ki siz? Ha? Bunu beklemiyor muydunuz benden? Ferit bunu da yapmaz demek yasak artık bu evde. Biliyorsunuz. Her şeyi bekleyeceksiniz benden. Siz ikiniz de iyice saçmaladınız artık. Asla olmayacak böyle bir şey. İzin vermiyorum. İzin mi istedim sizden? Bildirmeye geldim. Anladın mı? Bana bak. Sen düzgün konuşacaksın artık. Orhan dur. Konuşmazsam ne yapacaksın? Kovacak mısın beni? Kovsun hadi. Hadi, kovsana. Senin kendi evinden kendi çocuğunu kovacak cesaretin bile yok. Ne anlatıyorsun ya sen bana? Hiçbiriniz karışmayacaksınız bana. Ben Pelin'le evleneceğim. Okey? Evleneceğim. Finito. Bitti. Hadi bay. Ferit. Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ne oldu ya? Öpüp de başına koy işte. Ha? Ne güzel. Artık bu evde yaşamaya başlayacaksın. Bu odada yaşayacaksın filan. Öyle kaçak gibi terastan girmene de gerek kalmayacak. Efendi gibi pıtı pıtı kapıdan gireceksin içeri. Ne istiyorsun da? Gel. Sana askılıklarını göstereyim. Buraya böyle istediğin gibi kıyafetlerini falan basarsın. Tamam. Kafana göre zaten biliyorsun evi. Takıl. Hadi bakayım. Ferit. Bak. Sen babanlara sinirlendin. Biliyorum ben. Yanılıyorsun. Kimseye sinirli değilim ben. Bu benim normal halim. Beni siz bu hale getirdiniz. O yüzden sakın bir daha öyle mıç mıç yanıma yanaşma. Bana soru sorma. Benimle ilgilenme. Anladın mı? Daraltma beni Pelin. Özgür olmak istiyorum ben. Her zamankinden özgür. O yüzden İşine bak, kafana göre takıl. Duş filan al. Pelin, hemen gidiyorsun buradan. Hadi. Ferit, seninle ciddi bir konuşmanın zamanı geldi. Ay, canım anneciğim benim. Ciddi mi konuşacaksın sen benimle? Yerim ben seni. Senin o ciddi ciddi bakışlarını yerim ben. Geçti o işler. Geç kaldım. Ben seninle hep konuştum. Seni hep uyardım. Her şeye rağmen yanında oldum. Boş laf! Sen boş boş konuşmaktan başka hiçbir işe yaramadın bu evde. Benim karımı getirdiler bu evde, hapsettiler. Ne yaptın sen anne? Ne yaptın söyle bana? Bir köşede durup pusup kaldın.
Ha? Ama akıllanmışsındır artık. Bak, yüzü burada. Ona da ilk fırsatta gülüp arkanı döneceksen... söyle kıza, üzülmesin. Sinirli. Saçmalıklar peşindesin ama evlisin hala. Boşanmadın. Ya, boşanmadın. Bak, bu saygısızlığı Seyran duyarsa... Duyarsa duysun ya. Duyarsa duysun. Hemen ara söyle. Umurumda değil. Sen önce kendi yaptığın ayıba bak. Bak, yeni gelinin yanında yakışıyor mu? Hı? Seyran'dan bahsediyorsun. Ona da yaptın daha önce bunu. Son ne kadar kötü oldu. Ben senin için diyorum. Kötü olacak sonra. Yapma. Hadi şimdi yalnız bırak bizi. Hadi. Yazıklar olsun sana. Olsun anne. Yazıklar olsun, günahlar olsun. Ferit, iyi misin? Ne sorup duruyorsun ya? Daraltma beni dedim ya Pelin. Daraltma. Sen annenlere müjdeli haberi verdin mi? Sen kimseye bir şey söyleme dedin ya, söylemedim o yüzden bir şey. Hı. Söyle. Duysun o da. Bizimkilerden duyması şimdi. Tamam mı? Tamam, ararım. Hatta sen git direkt söyle. Gel. Çok sevinecek zaten annem. Hı. O hep bizim birleşeceğimize inanıyordu. Şey yapalım mı? Hani bizim bir dondurmacımız vardı ya. Oradan dondurma alıp beraber kutlayalım mı en azından? Ben gelmeyeceğim seninle benim. Sen o tatlı kutlamanı annenle beraber yaparsın. Tamam. Hadi bakalım. Bizim şoförlerden biri bıraksın seni. Hadi. Şu an ne haber? Daraldım ben biraz ya. Takılsak mı akşam? Hmm. Tamam. Hadi görüşürüz. Seyran. Seyran. Hazırlanmamışsın bile Ferit. Cık.
Bak ya. Yastığımı koltuğa fırlatmışsın. Eski günleri mi hatırladın yoksa sen? Hı? Neredeysen ben oradayım. Aşkım. Hayrol. Özledim seni aşkım. Çok özledim sevgilim. Nefesini, kokunu, her şeyini çok özledim. Göreceksin. Göreceksin. Ferit. Ben hep buradaydım zaten. Hiçbir yere gitmedim ki. Ne yapıyorsun lan? Tamam dur. Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun sen? Sakin ol, uyandırmaya geldim. Ne uyandırması? Ha? Neyin uyandırmasından bahsediyorsun sen be? Sen? Sen? Sen nasıl girdin bu odaya Pelin? Aa, Ferit. Nasıl girdin sen bu odaya? Hey, sana diyorum. Kimsin ya? Kolum acıyor tamam. Korkma, kapıdan girdim. İfakat yengen çağırdı annemle beni. Kahve içiyorlar aşağıda. Sen kafana göre bu odaya dalamazsın Pelin. Ferit, abartmıyor musun? Dün evlenme teklif ettin sen bana. Ne var uyandırmak istedin? Kes! Girmeyeceksin dediysem girmeyeceksin. Anladın mı? Sen böyle mi yaptın? Tamam bak sen git bir duş al tamam mı şimdi? E dün ne yaptınız? Gülşah erken kaçtı dedi. Konuşmuşsun işte bana niye soruyorsun ya? Kim var aşağıda? İfakat yengen, annem. Başka birini görmedim. Seni bekliyorlar. Beni mi? Niye? Yani ne bileyim işte öyle konuşmak için hayırlı olsun demek için falan herhalde. Ama gitmek istemezsen eğer ben spora gideriz diye düşündüm. Eşyalarımı da aldım yanıma. Kek yemeyeceğim şimdi hiç onları. Allah'ın fıcığı.
Günaydın abi. Tekneyi ayarlasın ya, spora gideceğim. Tamam. Hadi bay. Pelin neredesin sen? Ha? Saatlerdir niye açılmıyor bu telefonlar? Yoldaydım. Ne? Ne alaka? Anne. Ferit bana evlenme teklif etti. Ne? Nasıl oldu bu? Evet, kabul ettim ben de. Hatta annesiyle babasına söyledik. İfakat Hanım da vardı. Bayağı yani böyle ciddi ciddi. Evet. Halis abi peki? O yoktu yani, ben görmedim. Herhalde sonra söylerler ona. Anne. Anne. Teşekkür ederim. Ne bu? Sevmedin mi sen? Ya bir taneciğim benim, sevindim tabii ki. Zaten başından beri böyle olacağını ben sana söylüyorum da. Bu tahminimden biraz hızlı oldu sadece, o yüzden şaşırdım. Tamam, şöyle yapıyoruz. Ben dondurma aldım. Ellerimi yüzümü yıkıyorum. Sonra birlikte kutluyoruz, tamam mı? Tamam. Pelin mi geldi? İfakat, neler oluyor? Pelin'in anlattıkları doğru mu? Doğru vallahi. Artık çocuğun damarına nasıl bastıysak sinirinden ne yapacağını şaşırdı. İyi de benim salak kızım bunların hepsini gerçek zannediyor. Yarın bir gün caymasın fikrinden bu çocuk. Vallahi belli olmaz. Halisa'ya daha söylemedik o yüzden. Büyük bir adım attı. Adımının altında kalması lazım. Ne yapıyoruz peki? Düşünüyorum bir şeyler, haber veririm. Tamam, tamam. Haber bekliyorum senden. Fakat hayırdır? Bize söylemeye çekindiğiniz bir şeyler varsa, böyle özel durumlar, biz kalkalım. Yok canım. Mahkeme tarihi belli olmuş, Talatif Bey'le onu konuşuyorduk. Sizden saklayacak halimiz yok. Bizi ilgilendirdiği kadar sizi de ilgilendiriyor. Ne mahkemesi? Ferit'le Seyran'ın boşanma mahkemesi. Bismillah. Neymiş o sonunda olan? Asuman. Ne var Fakat? Seyran bitti. Asuman'a mı geldi sıra şimdi? Sen neyi ima ediyorsun bana şimdi? Ben mi bitirdim evliliklerini? Evlilikleri daha bitmeden yaptıkların ortada. Gülgün. Kızıma ya da bana söylemek istediğin bir şeyler varsa daha açık olabilirsin. Ama sana hatırlatayım. Senin karşında ne Seyran ne de onun sümsük anası var. Oo. Maşallah maşallah. Ne güzel kaynaşmaya başlamışsınız öyle. Mükemmel bir uyum. Bayıldım. Ferit. Hah. Ben seni tebrik etmedim. Gel bir tebrik edeyim. Bir elimi öp. Tüh. Bak atladım onu ben. Gel. Ah canım. Tamam. Bu arada işiniz ne zaman biter? Pelin öğleden sonra bize lazım. Gelinlikçiye gideceğiz de. Gelinlikçiye? Ve bu kadar hızlı karar alacağınızı tahmin edemedik. Acele etmek gerek. Tabii. Öğleden sonraya kalmaz. Gelir pelinciğiniz yanınıza. Ama sen istersen direkt pelinlikçiye gidebilirsin. Yok ya, ben de geleceğim seninle. Ferit, sen bir gelir misin benimle? Ne olur canım. Güzel yavrum. Canım oğlum. Bak
veren neyim? Bana söylediğin, yaptığın her şeyi unuturum. Unutmaya razıyım ama kendine yapma bunu. Ne olur. Sen Seyran'ı seviyorsun. Ben biliyorum. Sen de babamın seni sevdiğini sanıyorsun. Ya da beni, hepimizi. Ama işte insan bazen en yakınındakini bile tanıyamıyor. Değil mi anneciğim? Sen yani babana sinirinden, dedene Seyran'a sinirinden kendini mutsuz mu edeceksin? Yanlışsa da yanlış. Benim yanlışım. Sana ne? Peki oğlum. Peki evlen. Evlen evlen. Arkandayım. Bununla da yanındayım. Her adımınızda yanındayım. Ama sakın ola bir gün bana Seyran diye ağlama. Okey? Okey. Beline söyle tekneye yazsın. İnsan Minas'ın iyi misin diye sorar be. He? İnsan diyorum, Minas'ın iyi misin diye sorar. İyisin, iyi. Bugün spor havası yok sanki ya. Acaba tekneyle gezsek mi? Sen gelme spora o zaman. Söyleyeyim kaptana gezdirsin seni. Hayır ya, öyle yalnız değil. Hani eskiden böyle gizli gizli çıkıyorduk ya, öyle. Eski günlere takılma. Artık gizli saklı yaşamıyoruz hiçbir şeyi. Her şey halleni. Bunları öğren. Yeni kuralların bunlar senin. Benim yıllarca nasıl birlikte olduğumu anlamadınız hiçbiriniz. Biz böyle mutluyuz. Bizim zaten mutluluktan aldığınız şey bu. Mutsuz olmak, huzursuz olmak. O yüzden siz bunu anlayamazsınız. Biz böyle mutluyuz. Hasta ya. Hastasınız.